Aslanlar, lanet olası aslanlar demiyorum. Bu dönem yurt dışı planları içerisinde bu aslanlar. Her yeri gezeceğim, her yeri dolaşacağım planlarım. Evet, biraz haylazlık, biraz özgürlük, biraz daha hani nasıl söyleyeyim, aslanlar şey olmuştu. Yani sanki Leyla'yı havada gördüler, yaz kış gezme kafalarındalar. Ama bu hafta seyahatler var ama rica ediyorum, bu seyahatler sırasında özellikle kayak merakı çok ön planda olacak. Kayak modlarına geçiş yapacağız. Kazalara dikkat edelim. Aslanlarda ayak kırılması, kemik kırılması, kemik hassasiyeti, motor kullanıyorlarsa dikkat edeceğiz. Ayak, kemik, ıvır zıvır. Ama aslanlar için işkolik dönemi biraz kenarda kalacak. İlişki, seyahat, hani ne bileyim, planlı ve programlı güzel bir tatil evresine giriş yapacağız. Evet, onların da aslanlarda yeni bir eve taşınmak, yeni bir düzen oturtmak gibi fikir var ama cesaret problemimiz var. Hep cesaret edemedikleri için hadi bir dahaki sene, artık bu sene bu kararda, özellikle bu hafta bu kararda verecekler. Öndeki belli bir süre sonra planlarını toparlayacaklar diyorum aslanlar için. Evet, bir başak enerjisi akacak. Başaklarda özellikle şöyle söyleyeyim, nasıl söylesem başaklar ile ilgili. Bu dönem Başak burçlarının inanılmaz duaları kabul olacak. Yani ne anlamda duaları kabul edecek? Neye ümit ediyorsa, hani neyi istiyorsa bu hafta içerisinde kalbindeki Rabbimle olan hukuku o kadar güzel aydınlık olacak ki. Başaklar art niyetsiz bir dönem ve hastane hastane koşturacaklar. Ailede hastane problemleri, sağlık problemleri olacak, insanlarla mücadele edecekler ama artık onlar bütün böyle dingin, rahat, artık özgürlüğüme kavuşayım, hani sıkıntılardan kurtulayım dediğimiz haftaya giriş yapacaklar. Onlar için özellikle 7 aralığa kadar eziyet, ondan sonra gayet bir süreç başlayacak. Bir de yeni bir iş ilgili ofis değiştirmek, yeni bir noktaya geçme sürecimiz var. Bu kararlar gündeme gelecek. Ve yurt dışına gitmek isteyen bu dönem başaklar için doğru yurt dışı kapısı var. Farklı ülkeye yerleşme var. O yüzden bunların netlikleri ve imzalar atılacak. Hadi hayırlısı başaklar, dualarınızın kabul olacağı dönem. Evet, özellikle terazi burçları. Yani şöyle söyleyeyim, terazilerde şu dönem var. Kendilerine iş kurmak. Bu karar hep uzun süredir var ama terazilerde. Bence artık risk alma zamanı geldi teraziler için. Artık hep böyle memur zihniyetli, aman ona bir şey olacak, aman buna bir şey olacak, ay bunu yapmayayım, şunu yapmayayım kafasından çıkalım, memur kafasından çıkalım lütfen. Gerçekten yeni anlaşacağımız şeyler size kendi işinizi kurma fırsatları sağlanacak. Özellikle bu dönem, yani Aralık ayı onlar için çok daha bereketli bir dönem olacağı için doğru işlere yelken açacaksınız. Ve şöyle bir sorun var. Ailede anne, abla, eş rahatsızlıkları olabilir. Bunların bel fıtıkları ile ilgili bazı sıkıntılarımız gelebilir ama muhteşem bir karar verme, aşka dolu dolu yaşama, özellikle inanılmaz bir aşk dönemi başlayacak. Mesela evliyseniz aşk canlanacak, ilişkiniz yoksa aşk canlanacak. Eksik olan her şeyinizin bu hafta toparlanma haftası olacak. O yüzden teraziler için mum ışığında yemek, ağız tadında uyku, mutluluk içerisinde uyanacağınız bir eş ya da mutlu olacağınız bir süreç başlamış diyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Ben akrepler, ay akrep olduğumu herkes öğrendi ama biraz bu hafta yorulacağımız bir hafta özellikle akrepler için. Bir alalım almayacağım, şunu yapalım yapmayacağımız bir kararsızlık dönemi akrepler için. O yüzden bu kararsızlıklara rağmen ciddi anlamda doğru noktaların kararını vereceğiz. Bu dönem bir de ilişkiler konusunda bir kararsızlıklar, bitsin mi kalsın mı dediğimiz bitirme kararı verilecek. Yeni ilişkiye yelken açacaklar ve bu dönem çocuk isteyen akrepler için hızlı bir çocuk dönemi başlayacak. Bence bu sene akreplerin kız çocuk doğurma dönemi. O yüzden doğurmak istiyorlarsa doğurun. Maddi kazançlarınız bu haftadan sonra daha çok artacak. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Almak istediğiniz bir rezidans dairesi ya da bahçeli bir ev istiyorsanız bu karar doğru, bu enerjiyi yüklemişsiniz, devam edin alacaksınız diyorum akrepler için. Yay burçlarım, hem doğum haftanız hem çöküm haftanız diyorum. Her şeye rağmen dert dinleme, yaylar hep birilerinin derdini dinler, kendi dertlerini unuturlar. Yaylarda bu dönem böyle hep birilerinin derdini dinlemekten psikoloğa ihtiyaç duyacaklar. Ve çarpık ilişkilerinin bitme kararı,
yeni işleriyle ilgili anlaşma ve imza dönemi olacak. Ama özellikle yaylar geçmiş ay her şeyi kapatıp hep yeni bir haftaya giriş yapacaklar. Boşanmak isteyenler boşanacak. Yeni ilişki isteyip kafasına kurduğu insanların hepsi olacak. Bir de yay erkeklerinde şu başlayacak, kıskançlık dönemi başlayacak yay erkeklerinde. O yüzden bu dönem yaylarla çıkan, bu hafta yaylarla çıkan kadınlara dikkat diyoruz. Onların huyuna gitsinler ve bir de yaylar için bu dönem risk, repo, hani dolayısıyla para yatırma gibi bir dönem olabilir. Doğru karar, bu oğlakların başına gelmeyen, pişmiş tavuğun başına gelen iş yeri yıkımları olabilir. Ciddi sıkıntılar yaşanabilir ama hala gülümsemeye devam eden oğlaklar var. Her şeye rağmen yıkılmadım, ayaktayım diyen oğlaklar var. Yani kanserle mücadele etmiş olabilir, iş yerinde derinde sıkıntı yaratmış olabilir. Ve ben ölmedim ayakta diyen bir oğlaklar var. Anam bir iki hafta daha böyle ben ölmedim ayaktayım dikkat edeceksiniz. Ondan sonra yavaş yavaş yerinize yenilenme ama çok stresli ve gergin olduğunuz için kan değerlerinizde ve gizli şekeriniz olabilir, ihmal etmeyin. Bir de bu dönem evim inşa edilsin mi edilmesin mi, müteahhite vereyim mi vermeyeyim, bırakın vermeyin. Müteahhitler zaten şu ara hiçbir iş yapamıyorlar, çökük durumdalar. O yüzden oğlaklar bırakın kim ne yıkacaksa yıksın, stresi atın. 3-4 hafta sonra o kadar güzel bir düzen oturtacaksınız ki tekrar yeniden doğacaksınız. Rabbimiz sizi 3-4 dönem daha eziyet kampında, ondan sonra yeniden doğmuş gibi, çocuk gibi mutlu olacaksınız, merak etmeyin. Oğlaklar aşk konusunda bir istekli, bir isteksiz, bir çok istekli, bir istemiyor. Ya bu ara aşk demeyelim de onlar kafaları ticaret evresinde oldukları için aşktan çok kaygıları geride bırakacaklar. Oğlaklardan sonra kova geliyor. Evet, kovalar için şöyle söyleyeceğim. Mıy mıy, uyku modu, yatmak istiyor, yataktan çıkmak istemiyor diyen kovalar bu ara zıpkın gibi maşallah. Zıp 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 her yere alışveriş modu, ona yapayım, bunu yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım bir haftaya giriş yaptılar kovalar özellikle. Ama kendileriyle ilgili yüzleşemediği hesaplarla yüzleşmesi lazım. Bir türlü geçmişte yaşadığı ilişkiler ya da yaşadığı parasal hayatların bir türlü onu halledeceğim, bunu halledeceğim deyip hep arkaya attıkları için borç yığını ve sıkıntı var. Arkayı bir temizleme zamanı gelmedi mi be kovalar? Yani yüzleşmeniz gelmedi mi? Artık kendinize bir gelin, bir aynaya bakın. Kendinizle ilgili hesaplarınız var, banka kredi borçlarınız var, bir sürü ödemeleriniz var. Hala hallederim deyip arkaya yığdınız. Bence kovalar bu hafta bir radikal karar versin. 2 ay daha bu uyumayı da giderseniz batarsınız. O yüzden kovalara artık tembelliği bırak, gözünü aç deme vaktimiz var. Sonra balıklar değil mi? Evet, muhteşem balıklar. Yani yurt dışı planlamaları, yurt dışına yerleşme, kafada böyle planlar var ama artık bunları askıya al. Türkiye'm cennet, Türkiye'm vatanım, milletim, her şeyim cennet. Türkiye 2021 yılında balıklar içinde, Türkiye içinde bir su evresinde, o yüzden dünya ikincisi olacağız. Bırakın balıklar, dert etmeyin, borç olsun, ödersiniz. Ani sürpriz paralar gelecek, ani sürpriz işler gelecek ve siz balıkların büyüme, markalaşma, plan ve programların en tamam deneceğimiz bir noktadayız. O yüzden balıklara dokunun, onlara iyi davranın, iyi kanka muhabbeti yapın. Dostunu iyi belirler ama düşman seçtiği her insanın da ipini keser. O yüzden balıklara iyi davranalım. Spor yapma triplerine gide. Zaten tüysikletsiniz. Yani zaten zayıfsınız. Kilo alan balıklarımız zaten hep kendilerini hiç kilolu görmedikleri için. O yüzden kilo dengeleriniz yerinde. Zayıflamak istemeyen balıklar için de zaten balık eti gibisiniz. Maşallah o göt göbek birbirinden çıktı. Lütfen kilolu balıklar dikkat alın. Kendinizi bu kadar beğenmeyin. Kilolarınıza dikkat edin diyorum. Evet, bu hafta da burç yorumumuz bitti. Ne yapıyorsunuz? Emine Akkaya, ya YouTube'da benim linklerimi edin. Evet, yeni gelen herkese çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş büyüyoruz. Biz organik üretim fabrikası gibiyiz. Organik organik büyüyoruz. O yüzden biz organik like'larla devam ediyoruz. Allah kısmet ederse her geçen gün daha iyi olacak. Bütün bizi izleyen, bizi takip eden herkese minnettarız. Hepimizi çok seviyoruz. Ben insan seviyorum. Hepinizin de insan sevdiğini ve hayvan sevdiğini bildiğim için. Doğadaki her böceği körtüyorum. Like'layın, tıklayın, hoplayın, zıplayın. Ben haftaya yine buradayım.